Lütfen kameralarını. Ben o zaman şey yapacağım. Evet. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bir yandan pandemi sorunlarını atlatmaya çalışıyoruz. Aynen. Bir yandan etkinliklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Hepimiz aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Umarım bu zorlu süreç bir an önce sona erir ve biz de eski günlerimize döneriz. Daha sağlıklı ve güzel günlerde tekrar yüz yüze eğitimlere başlarız. Bu süreçte webinar eğitimleri yapmak zorunda kalıyoruz. Umarım en kısa zamanda yüz yüze eğitimler de başlar. Evet, biz de aynı temennileri paylaşıyoruz. İsterseniz Vahap Bey buyurun, sunumunuz varsa tamam. Onu paylaşalım. Tamam. Biz sizin webinarınız süresince, sunumunuz süresince soru almayacağız. Arkadaşlardan da katılımcılardan da rica ediyorum. Chat ekranını kullanmayalım. Vahap Bey'in de dikkatini dağıtmamış oluruz. Vahap Bey bitirdiği zaman bize bilgi verecektir zaten. Daha sonra chat ekranı üzerinden sorularımızı kendisine yöneltiriz. Buyurun Vahap Bey. Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere santrifüj pompa sistemlerinde temel hidrolik prensipleri konulu eğitimi vereceğim. Bu konunun devamında da bulabilirsiniz makine mobilde. 22 Haziran'da yine aynı saatte bu konunun devamı olan santrifüj pompa sistemlerinde kavitasyon eğitimini de yapacağız. Gelecek hafta olacak bu. Umarım sizler için de faydalı, verimli bir seminer olur. Arzu'nun dediği gibi seminer sonunda soruları alacağız. Şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz? Ben 4 ana başlıkta topladım eğitimi. İlk olarak temel hidrolikten bahsedeceğim. Daha sonra karakteristik eğrilerden bahsedeceğim sizlere. Sistem eğrisi ve işletme aralıklarından bahsedeceğim. Son olarak da pompa sistemlerinde çalışma prensiplerinden bahsedeceğim. Temel hidrolikten başlayalım. Şimdi bir santrifüj pompa, ilk başta ondan bahsedeyim. Santrifüj pompa akışkana enerji veren bir makina. Bu bir tahrik motorundan aldığı enerjiyi, mekanik enerjiyi akışkana transfer ediyor pompa. Ve akışkana bir basınç kazandırıyor. Gördüğünüz gibi ekranda değişik pompa tipleri var. Biz bugün santrifüj pompalardan bahsedeceğiz. Şu ortada gördüğünüz. Aslında diyaframlı pompalar, vidalı pompalar, loblu pompalar gibi değişik şekilleri de var. Bugünkü eğitimimizde bir santrifüj pompa hidroliği üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi santrifüj pompa dediğimiz zaman sağ tarafta görüyorsunuz bir kesit resmi var. Bu pompada bir giriş emiş tarafı var, giriş, bir çıkış tarafı var ve motordan aldığı enerjiyi mil yardımıyla fana ileten bir dönüş yönü var ve motordan aldığı enerjiyi fana ileten bir mil var. Bu en basit haliyle bir pompanın, bir santrifüj pompanın kesit resmi. Ana bileşenlerine baktığımız zaman tabii çark var birinci sırada. Çark mil aracılığı ile kendisini ileten kinetik enerjiyi akışkana transfer ediyor. Pompa gövdesi var. Bunu çarkı uluslararası yayınlarda impeller olarak da görebilirsiniz ya da size gelen kataloglarda. Pompa gövdesinde pump casing olarak görebilirsiniz. Pompa gövdesi akışkanı tutarak kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye dönüştürüyor. Ve bir santrifüj pompanın olmazsa olmaz durumu akışkan, pompa gövdesi her zaman akışkanla dolu olmak zorunda. Çalışma prensibiyle alakalı. Sonra mil var. Bunu yine yabancı kaynaklarda şaft olarak görebilirsiniz. Çarkı destekler ve motordan aldığı kinetik enerjiyi üzerine bağlı bulunduğu çarka iletiyor. Diğer bir bileşeni ise salmastra, seal olarak görebilirsiniz. Mechanical seal or gland packing olarak da görebilirsiniz. Yani mechanical seal, mekanik salmastra, gland packing, yumuşak salmastra. Bu da
milin etrafında bulunuyor ve sızdırmazlığı sağlayan ekipman. Şimdi karakteristik eğrilerden bahsedelim. Temel olarak pompadan bahsettim. Şimdi karakteristik eğrilerden bahsedelim. Şimdi karakteristik eğrilere baktığımız zaman temel olarak bir pompanın, bir santrifüj pompanın debi basma yüksekliği eğrisi ekte gördüğünüz gibi, yani ekranda gördüğünüz gibidir. Yukarıda modeli yazar, pompa eğrileri var. Değişik çaplarda eğrilerini görürsünüz. En üstte yazan pompanın ölçüsüdür, tipi modelidir. Yine yukarıda devrini gösterir. 2900 devir dakika mesela bu. Çark ölçüleri vardır. Şu gördüğünüz siyah çizgiler, yatay siyah aşağıya doğru kayan çizgiler çark ölçüleridir. Bunlar milimetre olarak ölçülendir. Birimi milimetredir. Milimetre düzeninden ölçülendiriyoruz. Bir de gördüğünüz gibi minimum akış, kümin dediğimiz minimum akış çizgisi vardır. Bu pompanın içinden geçmesi gereken minimum debiyi ifade eder. Ayrıca pompa verimi, şu parabolik olarak gösterilen eğriler de pompanın verimini ifade eder. Bu genel pompanın karakteristik eğrisidir. Şimdi burada en alt satırda bir önceki slayta geçeyim. En alt satırda debi çizgisi var. Şimdi biz ilk etapta debiden bahsedeceğiz. Debi bir diğer adı kapasite. Yabancı kaynaklarda da flow rate olarak görülür. Belli bir zaman diliminde pompa çıkışına verilen sıvının hacmidir. Birimleri ise metreküp bölü saat, metreküp bölü saniye, litre bölü saniye, litre bölü saat ve benzeri gibi birimleri var. Debi yoğunluktan bağımsızdır. Viskozite ile ise negatif oranda etkileniyor. Yani viskozite arttıkça debi düşüyor. Burada olmazsa, burada şu anda son dönemde çok sık karşılaşacağımız şey, debi değeri pompa dönüş hızıyla doğru orantılı olarak değişiyor. Yani bir pompanın hızını iki katına çıkarttığınız zaman debi de iki katına çıkıyor. Tabii bu oranları siz birebir olarak da alabilirsiniz. Yani %20 arttığında debi de %20 artıyor. Bu frekans konvertörlü sistemler şu anda sıkça kullanılıyor. Hem endüstride hem diğer proseslerde. Buralarda yapılan uygulamalarda siz de debi değerindeki değişimi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Basma yüksekliği ise dikey olan kısım, gördüğünüz gibi bir eğri karakteristiği de dikey olarak gördüğümüz kısım basma yüksekliğini ifade ediyor. Orada ölçülendiriliyor. Basma yüksekliği head olarak yabancı kaynaklarda görürsünüz. Birimi metre, pompa tarafından akışkana aktarılan kullanılabilir mekanik enerji. Şimdi basma yüksekliği de önemli olan bir nokta var. Bunu burada hemen ikinci sırada gösterdik. Basma yüksekliği değerini pompanın girişiyle çıkışı arasında ölçüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çoğu işletmede, bir pompanın bulunduğu işletmede genelde manometreler pompanın yaptığı işi gösteren ya da işte basıncı gösteren manometreler pompaların girişinde ki kolektörde ve çıkışında ki kolektördedir. Biz bu iki değeri arasındaki farka göre aslında birçok işletme bu hesabı yapıyor. Ancak pompanın yaptığı işi gösteren, yani akışkana verdiği enerjiyi gösteren kısım pompa girişi ve çıkışı arasında ölçülmesi gerekiyor. Çünkü düşünün, pompanın girişindeki bir vana arızası ya da çıkışındaki bir check valve arızasından giriş çıkış değerlerinden kolektördeki basınç ölçümleri yanlış olabilir. Ondan dolayı özellikle bunu belirtmek istiyorum. Pompanın basma yüksekliğini eğer siz işletmenizde öğrenmek, test etmek istiyorsanız eğriye göre mutlaka pompa giriş ve çıkışı arasında ölçmeniz gerekiyor. Bir önceki debiyi anlatırken de bahsetmiştim. Dönüş hızıyla ilgili benzeşim kuralını. Basma yüksekliği değeri pompa dönüş hızının karesiyle orantılı olarak değişiyor. Yani pompa dönüş hızını iki katına çıkarttığımız zaman basma yüksekliği değeri dört katına çıkıyor.
Şimdi biliyorsunuz işletmelerde ya da işte pompa sistemlerinde biz direkt head değerini metre cinsinden ölçemiyoruz. Ne yapıyoruz? Pompa çıkışlarına ya da ve girişlerine manometreler koyuyoruz ve manometrelerden basınç bilgisini alıyoruz. Şimdi manometreden aldığımız basınç bilgisiyle basma yüksekliğin arasında bir ilişki var. Bir formülizasyon var. Ekranda da görüyorsunuz. Basma yüksekliği değeri basıncın Rho G'ye bölümünden ortaya çıkan bir değer. Yani normal şartlarda su için düşündüğümüz zaman Rho G değerini de dikkate aldığımızda bir var yaklaşık 10 metreye denk geliyor. Yani bir var 10 metre olarak düşünüyoruz ve genelde eğer pompa çıkış giriş çıkış arasındaki farkı bir bar aldığımız zaman diyoruz ki pompa 10 metrede çalışıyor diye düşünüyoruz. Yalnız burada biz farklı akışkanlar için de sizlere örnekler hazırladım. Gördüğünüz gibi mesela tuzlu suda pompa çıkışı 1 bar olduğu zaman head değeri 7.3 metreye denk geliyor. Çünkü tuzlu suyun yoğunluğu 1300 kilogram bölü metreküp. 95 derece suda ise 10.6 metreye denk geliyor. Burada da sıcak suyun yoğunluk değeri normal sudan daha düşük olduğu için 10.6 metre olarak hesaplamamız gerekiyor. Bir mazot için düşündüğümüzde ise mazotun da yoğunluğunu yaklaşık 800 kilogram bölü metreküp aldığımızda 12.75 metreye denk geliyor. Yani siz sisteminizdeki akışkana göre pompa çıkışlarında ölçtüğünüz basınç değerini HM değerine değiştirmeniz lazım. Yani metre cinsine çevirmeniz lazım ki eğri üzerinde bir pompa karakteristik debi basma yüksekliği eğrisi üzerinde pompanın hangi noktada çalıştığını doğru görmek ve kontrol etmek için bu özellikle bu değer çok önemli. Bu formülizasyon çok önemli. Çünkü çoğu işletmelerde mazot ya da tuzlu suyla çalışan işletmeler var veya kızgın yağ ile çalışan işletmeler var. Kızgın yağın da biliyorsunuz yoğunluğu suya göre çok düşük. 700 kilogram bölü metreküp civarında. Ve orada da pompa çıkışında gördüğünüz basınç değeri aslında metreye çevirdiğiniz zaman daha farklı bir değer çıkacak. Yani 1 bar 10 metre olmayacak. Şimdi biz bir diğer çalışmada pompalarda hepsini bir pompa koyduğunuzu düşünün sisteminize. İşte birinde tuzlu su var, akışkan, birinde 20 derece su var, birinde 95 derece su var, birinde de 20 derece mazot var. Ve bunların hepsinin 10 metre head'i olan bir pompa olduğunu düşünelim. Baktığımız zaman şimdi 1300 kilogram bölü metreküp olan bir tuzlu suda bu 1.28 bar görüyoruz. Fark basıncını, pompa giriş ve çıkışı arasındaki fark basıncını. 20 derece suda 0.98 bar görüyoruz. 95 derece suda 0.94 bar görüyoruz. Bir mazotta 20 derece bir mazotta 0.78 bar görüyoruz. Yani sizler de işletmenizde bu çalışmaları yaparken akışkan detayını dikkate almanız önemli. Şimdi biz basma yüksekliği değeri dedik. Peki bu basma yüksekliği değeri, debi değeri tamam. Bir proje firması tarafından veya sizin ihtiyacınız olan debiyi hesaplayabiliyorsunuz. Yalnız basma yüksekliği değeri için sizin kendiniz hat üzerinden bir hesap yapmanız gerekiyor. Basma yüksekliğinin iki tane bileşeni var. Bunlardan birincisi dinamik basma yüksekliği. Diğeri statik basma yüksekliği. Statik basma yüksekliği direkt akışkanı transfer edeceğiniz havuz veya kapalı kapla transfer ettiğiniz noktadaki kapalı kap ya da havuzun arasındaki kod farkını ifade ediyor. Dinamik basma yüksekliği ise bu tüm sistemdeki boru hattındaki boru kayıpları, borudan birim zamanında geçen debiye göre boru kayıpları, check valve kaybı, vana kaybı, diğer ekipman kayıplarının toplamından elde edilen bir değer. Ve toplam basma yüksekliği değeri de statik ve dinamik basma yüksekliği değerlerinin toplamından ortaya çıkıyor. Şimdi ben birkaç tane örnek pompa sistemi çizdim basit olarak.
ve burada basma yüksekliğini hesaplarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi mesela böyle bir sistemde iki tane kapalı kap var. Atmosferde açık değil. Kapalı kap var ve hepsinin iki kabın da bir basıncı var. Burada hesap yaparken şöyle yapacağız. İlk başta iki kap arasındaki fark basıncı alacağız. Ve bu fark basıncı metre cinsine çevireceğiz. Daha sonra dinamik kayıplar ve statik kayıplarla bunları toplayacağız. Ve sistemimizin ihtiyaç duyduğu basma yüksekliği değerini elde edeceğiz. Bir diğerinde ise bu bir kapalı çevrim bir sistem. Direkt pompadan çıkan akışkan bir kazana giriyor ya da işte bir havuza giriyor. Oradan bir kalorifer tesisatına giriyor ve direkt pompanın tekrardan emme hattına geliyor. Direkt emiş kısmına giriyor. Bu sistemde kapalı kaplar prensibini de dikkate alırsak bu sistemde statik bir yükseklik yok. Çünkü pompanın çıkış flanşıyla pompanın su bulunduğu konumla tekrardan son nokta yine pompanın girişine geldiği için burada bir statik yüksekliği dikkate almıyoruz ve direkt dinamik basma yüksekliğini hesaplayarak H değerine ulaşabiliyoruz. Bu genelde evimizdeki kombi sistemlerinde ki kombi içindeki pompalar direkt dinamik basma yüksekliği kayıpları hesaplanarak seçiliyor. Şimdi diğer bir eğri pompa verim eğrisi. Şu anda tabii ki en önemli konu çünkü pompa ne kadar verimliyse o kadar az enerji tüketiyor. Bu verim eğrisine dikkat ediyorsanız optimum noktayı, en verimli noktaları biraz kalın olarak gösterdim buradaki daha iyi fark etmeniz için. Q optimum dediğimiz pompanın en verimli noktasıdır. Buna bizim yerli kaynaklarda en verimli nokta EVN ya da uluslararası kaynaklarda Best Efficiency Points BEP olarak da görebilirsiniz. Verim pompanın akış değeri ile pompa miline verilen mekanik güç arasındaki orandır. Burada eğer biz pompa miline ne kadar pompa milinden akışkana ne kadar fazla bu gücü aktarabilirsek pompamız o kadar verimli demek oluyor. Ve gücü de kilowatt cinsinden hesaplıyoruz. Bir diğer eğri NPSH eğrisi. Bu NPSH ile ilgili detayı gelecek hafta dediğim gibi kavitasyon eğitiminde yine çok detaylı olarak irdeleyeceğiz. NPSH değeri yani bu yine uluslararası kaynaklarda net positive suction head olarak görebilirsiniz NPSH'ı. Yerli kaynaklarda da NPE'ye yani net pozitif emme yüksekliği olarak görebilirsiniz. Buharlaşmayı engellemek için pompa giriş tarafında gerekli minimum basınçtır ve metre cinsinden ölçülür. Tam olarak tüm pompalar için aynı olmasa da %99'unda artan debiye bağlı olarak yükseldiğini görürsünüz bu eğrinin. Gördüğünüz gibi bir parabolik eğrisi var ve artan debiye bağlı olarak NPSH değeri yükseliyor. Biz burada pompanın NPSH değerini görüyoruz. Buna da NPSH required diyoruz. Pompa tarafından ihtiyaç duyulan NPSH değeri. NPSH değeri her bir pompa için ISO 9906'ya göre yapılan testlerle belirleniyor. Şimdi biz sistem eğrilerde üreticiler sizlere NPSH eğrisi olarak pompa NPSH eğrisini verir. İşletmelerden de, kullanıcılardan da NPSH mevcut değeri, NPSH sistem değerinin hesaplanması istenir. Burada olmazsa olmaz koşul, buharlaşmayı önlemek için NPSH mevcut değerinin NPSH pompa değerinden büyük olması gerekiyor. Dediğim gibi haftaya bu NPSH değerlerini nasıl hesaplayacağımızdan bahsedeceğim. Zaten pompa üreticileri sizlere NPSH değerini veriyor, pompa NPSH değerini veriyor. Biz de NPSH sistem değerini nasıl hesaplayacağımızı gelecek haftaki eğitimde detaylı olarak anlatacağım. Burada bilmemiz gereken konu NPSH mevcut değerinin
NPSH pompa değerinden büyük olması gerektiğini atlamamamızdır. Diğer önemli bir eğri çekilen güç eğrisi. Burada eğride görüyorsunuz farklı fan çaplarına göre farklı çekilen güç eğrileri var. Buna P2 eğrisi diye görürüz genelde bu size gelen dokümanlarda. Debi ile mekanik olarak çekilen güç arasındaki orantıyı gösteriyor. Yani çoğunda da debi artarsa güç de artıyor. Hani %1-2 görürsünüz bazı pompa tiplerinde, eksenel çarklı bazı pompa tiplerinde debi artar ama güç düşer. Ama yani o tabii istisna. Genel olarak pompa güç eğrisi debiyle artan bir eğriye sahip. Burada üreticilerin size gönderdiği bu eğriler tabii motor veriminden bağımsız eğriler. Yani pompa verimine göre hesaplanan güç eğrileri. Siz eğer sistemden çekilen gücü hesaplamak istiyorsanız, şebekeden çekilen gücü hesaplamak istiyorsanız bu eğriden gördüğünüz güç değerini motor verimine bölmeniz gerekiyor. Ve bu sayede şebekeden çekilen gücü hesaplayabilirsiniz. Kademeli pompalarda ise mesela bir tek kademe için bu eğriler çizilir. Eğer sizin 5 kademeli bir pompanız varsa burada gördüğünüz, bulduğunuz güç değerini 5 ile çarparak pompanın güç değerini, P2 değerini hesaplayabilirsiniz. Bir verimi hesaplarken de bahsetmiştim çektiği güçten. Şurada oraya geleyim. pH değeri, akış değeri debi ve basma yüksekliğinin çarpımıyla ortaya çıkan bir değer. Yani doğal olarak da çektiği güç değeri de debi ve basma yüksekliğinin çarpımıyla hesaplayabildiğiniz bir değer. Şimdi genel olarak bahsettiğim tüm karakteristik eğrileri alt alta gösterdiğimiz zaman bir tabloda siz bir pompa üreticisinden karakteristik eğrileri istediğiniz zaman sizlere ekranda gördüğünüz gibi bir şablon gelecektir. Bu en üst taraftaki gördüğünüz pompa debi basma yüksekliği eğrisi. Bir altında NPSH eğrisi, en altta da pompanın çektiği güç eğrisini görürsünüz. Burada eğer siz bir eğri üzerinden hesaplama yapmak istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Örnek veriyorum, burada 139 milimlik fan çapındaki bir pompada eğer 16 metreküpte 20 metrede bir pompaysa bu. Buradan aşağıya düz bir çizgi çektiğiniz zaman NPSH değerini burada görüyorsunuz, yaklaşık 3 metre. Çektiği güç değerini de 1.6 kW gibi görürsünüz. Yani bu eğriyi yukarıdan aşağıya direkt çizmeniz lazım ve çektiği güç NPSH değerini orada hesaplamanız lazım. Çünkü diğer türlü tek tek debiye göre hesap yapmanız gerekiyor. Bu eğriden hepsini tek tek görebilirsiniz. Şimdi ben pompa hızının değişimiyle benzeşim kurallarından bir tablo hazırladım sizler için. Benzeşim kuralları var. Debi ilk başta da anlatmıştım. Hız ile doğru orantılı olarak değişiyor. Basma yüksekliği hızın karesiyle doğru orantılı olarak değişiyordu. Güç ise hem debi hem basma yüksekliğinin çarpımıyla ortaya çıkan bir değer olduğu için hızın kübüyle doğru orantılı olarak değişen bir değer. Bir örnekle açıklayacak olursak, pompa hızı iki katına çıkarsa, yani bir pompanın hızını 1450 devirden 2900 devir dakikaya çıkarttığınız zaman debi 50 metreküpmüş, 100 metreküpe çıkıyor. Basma yüksekliği değeri 50 mSS'ymiş, 200 metreye çıkıyor. Güç değeri de tabii kare kübüyle orantılı olduğu için 8 katına çıkıyor. Yani 9 kW bir güç tüketiyorsa 72 kW bir güç tüketecek. Siz de sisteminizde böyle bir değişiklik yapmak ihtiyacı duyarsanız bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Üçüncü başlığımız sistem eğrisi ve işletme aralıkları. Şimdi biz pompa eğrilerini gördük.
Pompanın debi basma yüksekliği eğrisini gördük. Aynen şöyle bir eğriydi. Şimdi pompa böyle bir eğriye sahip ama bir de sistem eğrisi var. Yani sizin sisteminizin bir karakteristiği var. Ve işte gördüğünüz gibi sistem eğrisi ve pompa eğrisinin kesiştiği nokta da işletme noktası. Yani sizin pompanızın etiketinde örnek veriyorum bu eğriye göre bakacak olursak 80 metreküp 120 metre yazıyor olabilir ama pompanız işletmede sistem eğrisiyle kesiştiği noktada 100 metreküp 100 MSS'de çalışabilir. Sistem eğrisi sizin sistem karakteristiğiniz. Onu da nasıl hesaplıyoruz? En başta haşem değerlerinin nasıl hesaplandığını bahsetmiştim. Şimdi 20 metreküp geçerken bir pompa boru hattından ve pompa sisteminden 20 metreküp geçerken ki değeri hesaplıyoruz. 40 metreküp geçerken ki değeri hesaplıyoruz. 60 metreküp geçerken ki değeri hesaplıyoruz. 80 ve 100 metreküp geçerken ki değeri hesaplayıp buradan bir parabolik ya da bir çizgi çektiğimiz zaman pompa eğrisiyle kesiştiriyoruz. Size gelen kaynaklarda, üreticilerden gelen, size gelen kaynaklarda tabii sistem eğrisini siz görmeyeceksiniz. Bu sistem eğrisi sizin sisteminizi kontrol etmek, check etmek için sizin çizmeniz gereken eğri. Sistem eğrisini kullanıcıların çizmesi gereken bir eğri. Bu eğri de dediğim gibi sisteminizdeki dinamik basma yüksekliği kayıpları ve statik kayıpları hesap statik basma yüksekliğine göre sizin çizmeniz gereken bir eğri. Burada önemli olan nokta pompa eğrisi ile sistem eğrisinin kesiştiği noktada pompa çalışıyor. Şimdi biz mesela bir biraz önce size bahsettiğim gibi bu sistemde işte bu eğride bir sistem eğrisi var. Bir etiket değeri var. İşte 80 metreküp 60 MSS'lik bir pompa bu. Etiket değeri böyle. Eğer sistem eğrisi tam açık vanadayken bir sistem eğrisi çizildiyse ve işletme noktası 100 metreküp 45 metre çıkıyorsa demek ki sizin sistem eğrisini en başta hesaplamalarda bazı toleransları dikkate al toleransları yüksek aldığımızı öngörebiliriz burada. Çünkü bu pompa etiket değerine gelmek için sizin sistemde vanayı kısmanız gerektiğini gösteriyor bu eğri bize. Ki etiket değerinde çalışsın. Çünkü etiket değeri aslında üreticilerin size en verimli nokta olarak seçip gönderdiği bir değer. En verimli noktada pompalar seçiliyor ve o değerde aslında pompa en verimli olduğu için en az güç tüketiyor. Şimdi eğer sizin sisteminiz aramızdaki arkadaşların bulunduğu işletmelerde bir sistemde vana, kısık vana olarak çalışıyorsa bilin ki burada sizin etiket değerine gelmek için o vanayı kıstınız ve fazla güç tüketimi engellemeye çalıştığınız ortaya çıkar. Eğer mesela böyle bir sistemde baktığınız zaman sizin aslında normalde daha az, bakın şurada şu eğri, şu eğriden baktığımız zaman aslında sizin sistem ihtiyacınız 80 metreküpte 25-30 MSS iken siz 60 MSS'lik bir ürün satın almışsınız. Ve bu ürün sistem açık vanada çalıştığı zaman 100 metreküp değerinde 45 MSS'de çalışıyor. Normalde size 80 metreküp 30 MSS'lik bir pompa yeterli gelecek. Tabii siz burada şimdi gücü de basma yüksekliğinin bir bileşeni olarak düşündüğünüz zaman aslında 80 metreküp 30 MSS'lik bir pompa alsanız yarı yarıya güç tüketeceğinizi gösteren de bir eğri. Şimdi biz sistem eğrisini peki nasıl hesaplayacağız? Biraz önce kısaca bahsettim. Sistem eğrisini çizerken bir önceki slaytlarda hep sıfırdan çizdik. O hani statik kısım, statik basma yüksekliğini düşünmediğimiz bir eğri. Statik eğer sisteminizde statik bir basma head varsa, statik bir basma yüksekliği varsa sistem eğrisini o statik basma yüksekliği değerinden başlatacağız. Diğer kısım ise dinamik kısım, dinamik kayıpların olduğu kısım. Bu da sürtünme kaybı ve hattınızın üzerindeki ekipmanların basma yüksekliği kayıpları. Head losses diye de geçebilir. Bir sisteminiz var, bir çilleriniz var mesela. Akışkan pompadan sonra belli bir yükseklikte çillerden geçecektir. Bu çillerin de örnek veriyorum 0.7 bar ya da 7 metrelik bir kaybı varsa o dediğim gibi
sizin ekipmanlarınızdan geçen ekipmanlarınızdaki basınç kayıplarınızı da hesaplayarak boru kaybı ve ekipman kayıplarını hesaplayarak bulduğumuz bir değer. Bu da bize şunu gösteriyor. İşte sizin pompanız 90 metreküp 60 MSS'de çalışacak. Bu sistem eğrisine göre aldığınız bir pompa 90 metreküp 60 metrede çalışacağını gösteren bir eğri. Şimdi çalışma aralığı var. Ben burada size genel bir eğri gösterdim. Yani pompanın tavsiye edilen bir çalışma aralığı gösterdim. Tabii her bir pompanın gerçek verilerine tip kitapçıklarından ya da eğrilerinden ulaşarak sizler daha sağlıklı değerlendirme yapabilirsiniz. Burada biz tavsiye edilen çalışma aralığını uluslararası kaynakları da aradığımız zaman normalde seçtiğiniz pompanın mesela burada bir 100 metreküplük bir pompa seçilmiş. %30'u ile %110'u arasında tavsiye edilen bir çalışma aralığı var. Hani optimum çalışma aralığı yani en verimli çalışma aralığı olarak düşünecek olursanız o ise %70'i yani debi değerinin %70'i ile yani 70 metreküp ile 110 metreküp şu eğriyi dikkate aldığımız zaman 110 metreküp arasındaki noktada çalışması pompanın ideal çalışma aralığı. Gördüğünüz gibi burada verim eğrisi de var. Verim eğrisinde de en verimli noktalar işte 80-70 ile 110 arasındaki değer. Normalde işletmelerde pompaların bu noktada çalışması isteniyor. Çünkü hem daha az güç tüketiyor hem de pompada vibrasyon ve daha farklı problemlerin oluşmasını engelliyor. Şimdi son olarak da pompaların çalışma prensiplerinden bahsedeyim. Pompa sistemlerinde genelde en sık karşılaşılan paralel çalışmadır. Yani sizin 1000 metreküplük bir akışkan transferine ihtiyacınız var ise ve sisteminizde değişkenlik de var ise, örnek veriyorum gece 500 metreküp saatte çalışıyorsanız, buraya iki pompalı bir sistem koyarsınız. Yani her bir pompa 500 metreküpte çalışır ve iki pompa birlikte çalıştığı zaman 1000 metreküp verir. Biz burada size örnek bir paralel çalışma sistemi çizmeye çalıştım. Vanalar ve check valve'lar diğer ekipmanları göstermeden basit bir örnek çizmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi paralel çalışmada bir emme kolektörü var. Bu kolektörden pompalar sayısı size bağlı. Pompalar ya da sisteminize bağlı sayısı. Pompalar bu kolektörden emiş yapıyor ve bir basma kolektörüyle hatta transfer ediyor akışkanı. Şimdi paralel çalışmada biraz önce de bahsettim. Şöyle bir şey var. İki tane pompanız var. Eğer bu pompalar eşdeğer ise bu iki pompa birlikte çalıştığı zaman mesela 50 metreküp iki tane 50 metreküp 40 MSS'lik iki tane pompa var burada. Bunların ikisi paralel bağlayıp çalıştırdığınız zaman 100 metreküp 40 MSS'lik bir pompa haline geliyor ve hatta 100 metreküp transfer ediyor. Şimdi burada şundan bahsedeyim. Belki ileride de vardı ama tam yeri gelmişken bahsedeyim. Paralel çalışmada pompanın birebir aynı olmasına gerek yok. Yani pompalarınızın biri 1000 metreküp, biri örnek veriyorum 200 metreküp de olabilir. Bu iki pompayı da paralel olarak bağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken konu bu iki pompanın paralel bağladığınız 2, 3, 4, 5 kaç tane isterseniz paralel bağladığınız pompaların basma yüksekliği değerinin yakın veya eşit olması gerekiyor. Çünkü diğer türlü bir pompa 1000 metreküp 6 barda çalışıyor. Diğer pompa 200 metreküp örnek veriyorum 4 barda çalışıyorsa bunların ikisini paralel bağladığınız zaman 200 metreküpte pompa çıkışındaki check valve'in açılmadığını görürsün. Çünkü hatta 6 bar var ama sizin pompanız 4 bar sağlayabildiği için pompanın ikinci pompadan hiçbir debi transferi gerçekleşmediğini görürsünüz. Ondan dolayı bunu da özellikle belirtmek istedim. Şimdi paralel çalışmada gördüğünüz gibi burada yine karşımıza sistem eğrisi çıktı. Çünkü önemli bir noktaya ve işletmelerde çok sık karşılaştığımız bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Paralel çalışmada işte iki pompa var. Eşdeğer olarak düşünelim pompaları. İki pompayı paralel olarak bağladık.
Yani pompalar B1 ve pompalar işte şurada B1 artı B2 noktasında çalışıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu oldu ya pompalardan birisi devre dışı kaldı. Normalde biz ne bekliyoruz? Eğer pompalar 50'şer metrekübükse biraz önceki örnekte gösterdiğimiz gibi ikinci pompa devreden çıktığı zaman birinci pompadan 50 metreküp akışkan transferi bekliyoruz. Yalnız sistem eğrisini gördüğünüz üzere ikinci pompa devreden çıktığı zaman birinci pompadan 50 metrekten daha yüksek bir değer alacağız. Yani 60 olur, 70 olur. Daha yüksek bir değer alacağız. Şu verim eğrisinden de dikkatinizi çekerse birinci pompa en verimli noktada çalışıyordu. İki pompa yan yana çalışırken iki pompa da en verimli noktada çalışıyordu. Ona göre seçmiştik. İkinci pompa da devreden çıktığı zaman verim değeri de düştü. Yani eğrinin en sağına gitti. Verim değeri düştü. Ayrıca NPSH değeri de buradan da gördüğünüz üzere pompa NPSH değeri de birinci noktadan ikinci bir noktaya kaydı. Yani NPSH değeri de arttı. NPSH değerinden bahsetmiştik. NPSH değeri debi ile debi arttıkça NPSH değeri de artıyordu. Ve gördüğünüz üzere B1 noktasına geldiği zaman ikinci pompa devreden çıktığında NPSH değerini de kontrol etmemiz gerekiyor. Ben bunları şöyle bir slide'da derledim. Eğer iki pompadan tek pompaya düştüğünde ya da bu üç pompadan iki pompaya da düşebilir, beş pompadan iki pompaya da düşebilir. Motor gücüne dikkat etmemiz gerekiyor. Biz mesela çok sık karşılaşırız işletmelerde, sahada çok karşılaşırız. İki pompa çalışıyordu. Pompadan biri devreye çıktığı zaman hemen arkadaşlar yüksek amper çektiği için pompa ya hızını düşürürler ya çıkış molasını kısarlar ya da motor termik atar. O yüzden tek pompaya düştüğü zaman da motor gücünün yeterli olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Diğer bir konuda işte dediğim gibi tek pompaya düştüğü noktada acaba NPSH mevcut artık NPSH istenenden hala yüksek mi? Çünkü bir önceki slide'da da bir öncekinden göstereyim. Çünkü örnek veriyorum burası 5 metre değeriydi. Biz 7-8 metre değerine çıktık. Bir B1 noktasına geldiği zaman, tek pompaya düştüğü zaman. Acaba NPSH mevcut değeri hala NPSH istenen değerden yukarıda mı? Bunu kontrol etmemiz lazım. Bir de pompanın dizayn limitleri içinde kalıp kalmadığını dikkat etmemiz lazım. Ben buraya zaten yazmışım. Paralel çalışan pompalar benzer eğrilere sahip olmalıdır. Çok fazla karşılaşmadığımız diğer bir çalışma prensibi de seri çalışma. Pompalar seri olarak bağlanıyor. Yani birinci pompanın girişinde çıkışından direkt ikinci pompanın girişine bir bağlantı var. Burada da debi değişmiyor. Basma yüksekliği değeri iki katına çıkıyor. Yani eğer birebirse pompalar iki katına çıkıyor. Burada ikinci pompa bu tip sistemlerde de yani debi değeri birebir aynı olmak koşuluyla haşem değerlerinde farklılıklar olabilir. Yani ikinci pompa 80 değil de 100 metre olabilir. Pardon, 40 değil de 60 metre olabilir. Ve toplamda 100 metre değeri de elde edebilirsiniz. Bu sistemde de seri çalışma sisteminde de olmazsa olmaz koşul bir debi değerinin birebir aynı olması. Bu çok sık karşılaşılan bir şey değil. Yani çok fazla karşılaşılmıyor. Bu demir çelik endüstrisinde ya da çok fazla debi çok fazla çok yüksek bir basıncın istediği sistemlerde işte primer devre, sekonder devre gibi hatlar kullanılarak karşılaşılan bir durum. Ama seri çalışmaya şöyle örnek gösterebilirim. Mesela bir kademeli pompa, dikey ya da yatay bir kademeli pompa zaten seri çalışan bir pompa. Yani bir kademeden 10 metreküp ya da 30 metreküp 40 MSS alıyorsanız iki kademeli bir pompa dizayn ederseniz 30 metreküp 80 MSS alıyorsunuz. Yani seri çalışmaya kademeli pompaları örnek gösterebiliriz. Biraz önce de bahsettim. İki pompa seri olarak bağladığımız zaman
İkisi de 50 metreküp 40 MSS'lik bir pompa olduğunu düşünelim. Seri bağladığımız zaman sonuçta sistemde 50 metreküp 8 barlık, 80 metreküp bu bir su ise 8 barlık bir akışkan transferi görebilirsiniz. Çalışma prensiplerinden bahsetmişken boru tesisatlarındaki tavsiye edilen su hızlarından bahsedeyim. Soğuk su için emiş borusunda 0.75 ila 1.5 metre bölü saniye, maksimum 1.5 metre bölü saniyelik bir boru hızı, pardon su hızı olmasını tavsiye ederiz. Basma hattında da 1 veya 2 metre bölü saniye. Şimdi bu sisteminizde su hızlarını hani 3 metre olan vardı, 4 metre bölü saniye olan vardı, 3 metre bölü saniye olan vardı ama bu birim metrede sizin basınç kayıplarınızı arttıracaktır. Bu da sizin daha büyük pompa almanıza, daha fazla güç tüketmenize sağlayacaktır. Bazen oluyor ki, ben sistemlerde karşılaşıyorum, bazen oluyor ki boru hattını değiştirmek daha uygun bir hale gelebiliyor. Çünkü pompalar en son geçenlerde bir çalışma yaptığımda, bir hesap yaptığımda yani 1 kilowatt yaklaşık yılda 700 euro 700 ila 750 euro arasında bir tasarruf sağlıyor. 1 kilowatt sisteminizdeki gücü düşürmeniz size yılda yaklaşık 700 ila 750 euro arasında bir tasarruf sağlıyor. Bunu da dikkate aldığımız zaman yani basma borusundaki kayıp değerleri ne kadar hızı ne kadar düşürürsek o kadar daha az güç tüketen pompa sistemleri elde edeceğiz. Sıcak su için ise emiş borusunda 0.5 ila 1 metre bölü saniye. Çünkü sıcak suda girişte pompa girişinde kayıpları daha minimize etmemiz gerekiyor ki çünkü sıcak suyun buharlaşma basıncından dolayı akışkanın buharlaşmaya eğilimi daha fazla. O da kavitasyon riski yaratıyor. Ondan dolayı sıcak sularda emiş borusundaki hızı daha düşük seçmeye çalışıyoruz. Basma borusunda da 1.5 ile 3.5 metre bölü saniye. Bu 3.5 değeri de yani sıcak suda ısıtmalarda bazı projelerde hızlı ısıtmak için boru çaplarını daha küçük tutuyorlar. Ondan dolayı 3.5 metre bölü saniyelere çıkabiliyor. Katı madde içeren atık sular için ise yatay borularda minimum 1.2 metre bölü saniye. Dikey borularda ise minimum 2 metre bölü saniye. Çünkü burada atık sularda çökelmeyi engellemek için hızın yüksek olmasına dikkat ediyoruz. Eğer hız düşük olursa bazen olur ki bir atık su dalgıç pompanız vardır sistemde. Çıkışında bir check valve vardır. Eğer hız çok düşük olursa bu check valve'in üzerine bu katı partiküller bir süre sonra çökelmeye başlıyor. Ki bazen ki karşılaşıyoruz. Pompanın çıkışındaki check valve üzerinde o kadar çok katı partikül var ki pompa o partiküllerden oluşan basıncı yenemiyor ve pompa akışkan transferi yapamıyor. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet, teşekkür ederim. Ben sunumumu tamamladım. Biraz hızlı da geçmiş olabilirim. Eğer sizlerin soruları var ise alabilirim. Teşekkür ederiz Vahap Bey. Rica ederim. Bu arada ben chat ekranından sizinle bir anket paylaştım. Yaptığımız bu webinarla ilgili değerli görüşlerinizi almak isteriz. Ayrıca bir hafta içerisinde de dediğim gibi şu anda kayıt altına aldık biz bu webinarımızı. Makina TV'den yayınlayacağız. Oradan da istediğinizde ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa chat üzerinden sorabilirsiniz. Ben buradan sorularınızı alacağım. Dediğim gibi webinara ulaşabilirsiniz Abdullah Bey. Bu arada bir sonraki seminerin de webinarımızın da duyurusunu yapalım dediğiniz gibi. Santrafiş pompa sistemlerinde kavitasyon. Evet. NPSH yani 22 Haziran yani önümüzdeki hafta pazartesi saat 16'da gene aynı bu saatte. Sanırım bir devamı gibi olacak. Evet, aslında normalde biz bu iki eğitimi birlikte veriyoruz. Yani ben eğitimlerimde genelde bu iki eğitimi birlikte planlıyorum. Hı-hı. Ki burada anlattığımız NPSH değerini, NPSH dedikleri eğrileri hemen hızlı sıcağı sıcağına orada detayına iniyoruz.
Ama yani süre hani bu tip webinarlarda 45 dakikayı aşmasın dediğimiz için Evet. onu bir sonraki eğitime bıraktık. Evet, İnşallah evet. görüşürüz. Haklısınız. Bu tür webinarlarda süreyi çok ilgi dağılmaması için böyle Evet. tutmak daha iyi oluyor. Bu arada bir sorumuz geldi. İsterseniz Vahap Bey ben onu size okuyayım. Tamam. Şimdi sorumuz Haluk Ender Bey'den. Pompa eğrisi üzerinde hız artınca formülasyona göre basma yüksekliğinin devir karesi oranında artması gerekiyor. Fakat eğri üzerinde debinin arttığını nasıl göreceğiz? Çünkü basma yüksekliği artınca debi eğri üzerinde azalıyor olması lazım. Teşekkür ederim. Bu eğri üzerinde göremezsiniz. Haluk Bey'di değil mi? Doğru söylüyorum. Hemen bakalım. Haluk Ender. Evet, Haluk Evet, Bey. Haluk Bey. Bu eğri üzerinde göremezsiniz. O artık siz pompa devrin iki katına çıkarttığınız zaman yeni bir eğrisi oluştu pompanın. Yeni bir eğrisi oluştuğu için siz o eğriyi çizmeniz gerekiyor. Ya da üreticiden eğer varsa elinde o eğriyi almanız gerekiyor. Yani sizin 50 metreküp 50 MSS'lik bir pompanız vardı. Burada hızı iki katına çıkarttığınız zaman artık sizin 100 metreküp 200 MSS'yi kesebilecek bir eğriye ihtiyacınız olacak. Ondan dolayı onun ayrı bir eğrisini çizmeniz gerekiyor. Ya da talep etmeniz gerekiyor. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Osman Malkoç Bey'in bir sorusu var. Boru malzeme tipini ve iç yüzey kalitesine göre kayıplar hakkında bilgiyi verecek misiniz ya da gelecek eğitimde mi? Şöyle, teşekkür ederiz Osman Bey. Boruyla ilgili bu eğitimde de diğer eğitimde de bir bilgi yok. Yani bununla ilgili eğitimlerde bir örnek vermeyeceğim. İç kalite yüzeyiyle ilgili. Çünkü bu çok değişken bir şey. Her firmanın kendi şeyi var, hesaplamaları var, pürüzlülük katsayıları var. Onu aslında boru üreticilerinden alıyoruz ya da işte biz de bazen programlarda işte HDPE borunun birim kaybını ya da işte çelik borunun birim kaybını ya da ductile iron borunun kaybını biz de oradan hesaplıyoruz. Yani benim eğitimlerde onunla ilgili çok bir detay yok işin gerçeği. Kusura bakmayın yani. Peki, teşekkür ederiz. Eğitimin kapsamını da görmüş olduk. Bu arada birçok katılımcıdan teşekkür aldık. Rica Elinize ederim. Ben de sağlık memnun sizin oldum. adınıza. Evet. Sağ olun. Şu anda paylaşmak istediğiniz bir şey varsa chat ekranından bekliyoruz. Yoksa da şöyle de olabilir. Hani birkaç dakika içerisinde sorularınız gelmezse belki şu anda belki bir sonraki sunumu bekliyorsunuz bazı sorularınız için. O yüzden çok da şey yapmayalım. Ben birazdan en kötü ihtimalle yarın sizinle Vahap Bey'in mail adresini paylaşacağım. Bu paylaştığım Ekranda da zaman da gene görebilirsiniz. evet gene kendisiyle mail üzerinden de sorularınızı paylaşıp oradan da cevaplamasını sağlayabiliriz sanırım. Bu arada Tabii bir tabii. Ne sorumuz zaman daha isterseniz. geldi Tabii. Vahap Bey. Onu da size okuyayım. Uğur Özel Bey soruyor. Evet. Uğur Özel Bey bizim İki ya da üç dönem değil mi? Yönetim kurulu üyeliğimizi de yaptı Adana Evet. Şubede. Tam yaptım. Beraber çalıştınız. Türkiye olunca şey yapmadım. Evet, Yani biz de hani kendisine bilmiyorum. katılımından dolayı teşekkür Teşekkür ediyoruz. O da ederiz. emeklerinden dolayı da aynı zamanda. Paralel çalışan iki adet pompadan biri devreden çıktığı zaman normal debisi 50 metre bölü saniye olması gerekirken 70-80 olduğunu söylediniz. Sebebi nedir? Şimdi direkt şu ekrandan o noktaya tekrardan geleyim. Teşekkür ederiz Uğur Bey. Soru için. Şimdi şu paralel çalışma eğrisini çizmiştim. İki pompa. Bu bir pompanın eğrisi. Bu ikinci pompanın eğrisi. Yani pardon, iki tane pompa. İkinci pompayla birlikte çalışmanın eğrisi de bu. Sistem eğrisinde bahsetmiştim. Şimdi burada eğer iki pompa, şöyle bir sistem eğrimiz var ise birinci pompa 50 metreküp, 50 metreküp, 100 metrede çalışıyor iki pompa.
Bir pompa devreden çıktığı zaman görüyor musunuz? Burada pompa eğrinin sağında çalışıyor. Normalde bu noktada çalışıyor iki pompada. Bunun nedeni şu. Şimdi siz 100 metreküp geçerken örnek veriyorum 100 metrelik bir borunuz var. Bu borudaki kaybınız 10 metre. Ama eğer pompanın biri devre dışı kaldığı zaman 70 metre küp geçecek. Örnek veriyorum. 50 metre küp geçtiğinde zaten daha da az oluyor. Çünkü niye? Birim borudan geçen kayıp azalıyor. Yani birim borudan geçen debi azaldığı için kaybı da azalıyor. Kayıp da azaldığı için head değeri azalıyor. Ondan dolayı eğrinin tek pompa eğrinin sağında ve daha fazla debide çalışıyor. Dinamik kayıplar azalıyor yani. Ondan dolayı da debi artıyor. Başka soru sanırım bitti değil mi Vahap Bey? Evet bitti. Başka soru varsa peki var tamam, bir de Batuhan Bostancı Bey'in bir sorusu var. Toplam pompa adetleri belirlerken belli bir tavsiye aralığı debi için mevcut. Pardon, debi için mevcut mudur yoksa ürün aralıklarına göre farklılık göstermekte midir? Yani Batuhan Bey teşekkür ederim. Şöyle, bu aslında her işletmeye göre değişen bir şey. Çünkü ne kadar çok pompa sayısını arttırırsanız bu sefer o kadar çok alan gerekiyor. Burada bazı kıstaslar var. Yani üreticilerin o tip için, bir pompa tipi için maksimum debi değerleri var ya da maksimum basınç değerleri var. Bunlara bakarak ideal bir noktayı belirlemek gerekiyor. Yoksa net olarak iki pompa olarak ya da üç pompa olarak bunu dikkat etmemiz gerekir gibi bir şey söyleyemeyiz. Yani hani hem işletmenin durumu, çünkü bazen oluyor, ben karşılaşıyorum işletmelerde, hani sayıyı arttırılmış ama bu sefer de pompaya ulaşım imkansız hale geliyor. Yani siz pompa üzerinde bir motorda ya da pompada bir tadilat yapacaksınız ya da bir bakım yapacaksınız. Eğer alanınız varsa en optimum noktayı seçmek lazım. Çünkü daha fazla üründe, daha fazla arıza, daha fazla ekipman olduğu için daha fazla işletme ve bakımla ilgili daha fazla prosedür gerektirebilir. Ya her sisteme göre farklılık gösterdiğini söyleyebilirim işin gerçeği. Teşekkür ederiz Vahap Bey. Bu arada ben atlamışım, özür dilerim. Erdal Arslan Bey'in de bir sorusu var. Frekans konvektörlü pompalarda çalışma eğrisi yerine bir çalışma alanı verilmektedir. Bu pompaların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Şimdi teşekkür ederiz Erdal Bey. Şöyle bir pompa çalışma alanının en üst noktasında motorun yeterli gelip gelmediğine dikkat etmek lazım. Bir de bu alanda en alt noktada çalıştığında pompanın motor ısınmasının uygun olup olmadığına bakmak lazım. Yani hidrolik olarak da minimum noktada acaba pompa içinden o debi geçtiğinde, örnek veriyorum 100 metreküplük bir pompanız var, 20 metreküpte çalıştırıyorsunuz. Acaba bu 20 metreküpte çalışırken pompa NPSH eğrisini kesiyor mu? Yani pompa kararsız bir noktaya mı gidiyor? Onlara dikkat etmek lazım. Özellikle de motor soğutmasına dikkat etmek lazım. Çünkü inverter motorun devrini kıstığı zaman bu sefer motorun soğutma ihtiyacı artıyor. Bazen oluyor ki arkadaki o fan yeterli gelmiyor. Harici fan soğutmalar yapılabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Başka soru göremiyorum ben Vahap Bey. Şöyle yapalım isterseniz. Dediğiniz gibi zaten daha sonra da devamını da getireceksiniz bu eğitimin. Evet. Mail adresinizi de paylaşacağım. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Daha sonrasında kapatalım. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız bu iş gününde. İnşallah daha sağlıklı günlerde tekrar görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum. Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Hem katılımcılara hem de Vahap Bey'e. Bir sonraki seminerimizde, webinarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler.